hizmetime el koymak zorunda kalmış. Öldürmeyi çok iyi bilir. Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bir Akılda Kalan özel programıyla daha huzurlarınızdayız. Akılda Kalan özel, Akılda Kalan da yapıyoruz zaman zaman. Geçtiğimiz günlerde Sayın Ali Koç'ta olduğu gibi, ama artık yaklaşan seçimlerde de Akılda Kalan özel. Biraz Akılda Kalan isimlerin, Akılda Kalan taraflarını, biraz da artan yaklaşan seçimlerle beraber paralel ne olup ne biteceğini anlamaya çalışıyoruz. Kadın siyasetçi ülkemizde her zaman konuşulan, her zaman bu kez göreceksiniz bizim listelerimizde inanılmaz kadın sayısı olacak deyip her defasında kadınlarla ilgili birazcık ağızlara parmak çalınan bir parmak bal çalınan bir durumla karşı karşıyayız. Fakat son zamanlarda, son bir yıldır, iki yıldır Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çokça konuşuyoruz. Hollanda'daki engellenen seçim kampanyası çalışmaları, sonrasında yapmış olduğu açıklamalar, sonrasında mülteciler, sonrasında hasreten kimsesiz çocuklarla ilgili yapılan çalışmalar, aile, kadına şiddet, çocuk istismarı, sosyal politikalar, zaman zaman eleştirilen AK Parti'nin bütün politikaları, bunlarla ilgili de bu soruları sorabileceğimiz en doğru isim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'ydı. Davet ettik, o da bizi kırmadı. Bu akşam Akılda Kalan özelde yayın konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Daha öncesinde defalarca sözleştik ama bir türlü olmayan, kısmet olmayan şey, evet, seçim mazur oldu. Bugün eğmiş nasip. Bugün eğmiş. Oruç geldiniz, çok teşekkür ederim. Şimdi ben bu dersi çalışırken açıkçası çok şaşırdım şundan. Bir, 2010-2012'de danışmanlıkla başlıyorsunuz. Yanlışlarımı düzeltseniz sevinirim. 2015'te MKYK üyesiniz. ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcısınız. Evet. AK Parti dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısınız. Nisan 2016 itibariyle de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bir. Mayıs'ta bakan oldum. Evet. Sonrasında eğitimi görünce böyle insan şaşıp kalıyor. Bilkent Elektrik Elektronik. Ardından Amerika New York Üniversitesi'nde meme kanseri üstüne lisansüstü çalışmalar. Sonra Cerrahpaşa Tıp ve bütün bunlar olup biterken 37 yaşındasınız, evlisiniz, iki çocuk maşallah değil mi nazarım? Bütün bunlar nasıl yaptınız? Nasıl yapabiliyorsunuz hala? Yani çalışarak diyeceğim, çok klişe gibi çok görünecek ama çok çalışarak, yani çok herhalde bir özelliğiniz ne deseniz çok çalışkan olduğumu söylerdim. Bir de ailem eğitime çok önem veren, eğitimin hayatta insanın en büyük sermayesi olduğunu düşünen bir aileydi. Babam özellikle, annem siyasetin içinde bir hanımefendiydi. Siyasette çok emek vermiş bir hanımefendi. Babam eğitimimizle çok yakından ilgilendi. Dört kardeş, dördümüzün de iyi bir eğitim alması çok için. Çok mu zekisiniz, çok mu çalışkansınız? Hem zeki hem çalışkansınız. Şimdi zekiyim diyemeyeceğim. O Allah vergisi bir şey. Ama çalışırım. Yapacağım işi her ne olursa olsun en iyi şekilde yapmak için gayret gösteririm. Yani evde yemek yapıyorsam da en güzel yemeği yapayım. Bir proje yapıyorsam da en başarılı şekilde yapayım diye tüm enerjimle gayretimi ortaya koyarım. O zaman siz çocukken çok özel bir disiplin, çok özel bir tempoyla çalıştırmış. Babanız avukat Ramazan Sayan, anneniz Hatice Hanım, hukukçu bir ailenin üçüncü çocuğu. Nasıl bir ortamda büyüdünüz ki bu kadar çalışma odaklı, başarılı? Aslında şöyle söyleyeyim, annem ilk başta kamuda çalışan bir hanımefendi. Sonra üç çocuğu üst üste olunca kamudan ayrılıyor ve çocuklarıyla ilgilenmeye başlıyor. Daha sonra işte 88 yılında bir o zamanki siyasi partinin kadın kollarının kurucularından. Siyasette çok aktif. Yani ben Ramazanlarda annemin evde bize yemek yapamadığı günleri çok iyi hatırlarım. O yüzden annesi evde yokken yemek yapan, işte kardeşiyle ilgilenen, bir taraftan da ödevini yapan bir çocuktum. Yani küçük yaşta çok fazla sorumluluk üstlenmiş çocuklardık biz. Ben o yüzden şimdiki annelere de işte
zaman zaman böyle tavsiyelerde bulunurken çocuklarınıza sorumluluk vermekten kaçınmayın diyorum. Bugün günümüzde anneler çocuklarına fazla sorumluluk vermiyor. Her şeyi ben yapayım. Çocuğum, evet. Hele ki eğitim alıyorsa her şeyini ben yapayım. İşte üniversite çağına geldiğinde bir kızın Bilkent'e gittiğimde çok şaşırmıştım. Ben Bilkent'te yatılı okudum, burslu olarak okudum, yurtta kaldım. Yurtta mutfağımız vardı. İşte orada yemek de yapabileceğimiz imkanlar varken çoğu arkadaşım Anadolu'dan gelmiş ama hiçbir şekilde yemek yapmayı bilmeyen kızlarla tanıştım. Siz yapıyor muydunuz? Ben yapıyordum tabii çünkü annem çalışıyordu. Biz evde yemeğimizi de yapıyorduk. Çeşit çeşit yemekler de yapıyorduk. Tıp niye? Tıp okumayı ta lise yıllarımda istiyordum. Hayır, 8 Şubat okuyamadığınız için. Okuyamadım. İşinizde sonradan yurt dışında tıpçılarla birlikte çalışınca, mühendisler, tıpçılar birlikte çalışınca tıp kısmı benim daha çok insana dokunan, daha sosyal yönü ağır bir meslek. Ben de sosyal bir insanım. Açıkçası sosyal yönü ağır olduğu için tıp tercih yaptım, okudum. Elektrik, elektronik. Çok severek okudum. Hiç. O belli. Elektrik, elektronik mühendisiniz. Tıpta lisans üretimi siyaset. Siyaset de herhalde şöyle söyleyeyim, aileden kanımda varmış. Yani annem çok emek verdi. Yani hani Sayın Cumhurbaşkanımız der ya, siyasi hayatımda en büyük desteği kadınlardan gördüm diye. O kadınlardan, o binlerce, milyonlarca kadınlardan bir tanesiydi. İçinizde gezdirdiğiniz bir şey miydi bu yoksa? Yok, yoktu. Hayır. Ama Türkiye'ye dönünce ülkeme hizmet etmek istiyorum. Siyasette çok daha etkin bir şekilde politika üretme noktasında hizmet etme imkanı vardı. O şekilde başladım. Yoksa yani çocukken politikacı olacağım bir düşünce yoktu kafamda. Hep bir bilim insanı olayım, işte profesör olayım gibi. Okumayı da seven, babam da iki üniversite mezunu bu arada. Okumayı seven bir aile olunca babamın yönlendirmesiyle. Siyaset, tıp, mühendislik, size küçükken sorduklarınız ne olmak istediğini söylerdiniz, hatırlıyor musunuz? Profesör olacağım derdim. Bilim insanı olacağım, bilim kadını olacağım derdim hatta. Bilim kadını kelimesini de kullanırdım. Başa dönseniz o yola devam etmek ister miydiniz? Yani siyasete bu kadar yoğun girmezdim herhalde dediğiniz oluyor mu hiç? En başa dönseniz. Yok, hiç olmadı. Çünkü milyonlarca insanın hayatına dokunacak çok önemli işler yapıyoruz. İnanın yani ben çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Siyasette kadın olarak yer almak için çok büyük fedakarlık yapmanız gerekiyor. Ama o kadar büyük bir bunun manevi hazzı var ki. Çünkü ben milyonlarca çocuğun hayatına dokunuyorum. Milyonlarca kadına destek olabilecek işler yapıyorum. Yani benim 20 milyon çocuk ülkemizde, onların hepsine dokunacak işler yapıyoruz. Kendi kurum bakımımızdaki 14 bin çocuğun annesiyim. Yani iki çocuğumun annesi olmamın yanı sıra. Tam da onu soracak. 14 bin evladım var. Erkek siyasetçilere şöyle derler veya işte bu tür aile filan mevzuları çıktığında vallahi nasıl büyüdüler, ne ara okul bitirdiler, sağ olsun işte eşim filan biz görmedik filan derler. Sizde nasıl oluyormuş? Bizde de Eşim çok büyük bir destek. Öncelikle ufaklık onu söyleyeyim. Ufaklık 1 yaşında, 2 yaşında ne kadar oldu? Ufaklık 2 yaşını geçti. 2,5 olacak. Haziran'ın 8'i geçmiş. 2,5'u da geçmiş. 2,5 yaşında. Eşim, annem, ailem yani hepsi aslında çok büyük destekçim. Annemle altlı üstlü oturuyoruz. Eşim, annem bakıcım var, yardımcım var ama tabii. Ara ara anne vicdanı şey diyor mu ya, bu çocukları da ihmal ediyoruz falan. Tamam. Ama annem hiç onu söylemiyor. Çünkü annem kendisi zamanında bizlerden çok fedakarlık yaparak hizmet etti siyasette. Ve annem de hiç pişman olmadı. Ben de şu an hiç pişman değilim. Çünkü ben hak bildiğim yolda hizmet ediyorum. Bu benim için mutluluğun en büyüğü. Ne güzel. İlk siyasette şey ne zamandı? Yani döndünüz, evet memlekete hizmet edeyim dediniz ama ilk size Fatma Hanım buyurun işte sizi AK Parti'ye davet ediyoruz. Veya siz kime gittiniz, birine mi gittiniz? Ben 2009'da İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladım. Sonra Cumhurbaşkanımızın genel başkan danışmanlığını yaptım. Sonra işte il başkan yardımcılığı yaptım. Tanıtım medyadan sorumlu İstanbul'da. Sonra milletvekili adayı oldum 7 Haziran'da. Seçilemedim. Sonra işte Eylül Kongresi'yle 12 Eylül'de MKYK üyesi oldum. Genel başkan yardımcılığı 2 gün sonra. Ardından 1 Kasım'da milletvekilliği. Ve tekrar genel başkan yardımcılığı, dış ilişkiler ARGE ile başladım. Sonra dış ilişkiler başkanlığı da yaptım partimizde. Sonra da Mayıs ayında da Aile Sosyal Politikalar Bakanı oldum. Peki
akademide bunların çalışmakla olduğunu söylüyorsunuz. Siyasette bu yükseliş neyle? Orada da mı çok hırslısınız, çok mu çalışıyorsunuz? Çabuk mu parlıyorsunuz? Çabuk mu dikkat çekiyorsunuz? Nasıl oluyor bu yükseliş? Yani 2009'dan beri aktif olarak emek verdim. Yani il yönetimi, il başkan yardımcılığı, işte yani yaklaşık 9 sene olmuş. Çok çalıştım. Yani 7 Haziran seçimlerinde 16. sıradan milletvekili adayıydım. Sabah 8'den gece 12.00'lere kadar çalışıyordum. Yani hep çalıştım. Bu soruyla şunu soruyorum. Yani bu kadar gencecik yaşta, bu kadar okullar, fakülteler, tıplar, iki çocuk, yani hem kariyer hem iş, siyasette bu kadar, yani bayağı, yani çalışmak, hep çalışıyorum canım kelimesi karşılığında, bayağı çok çalışıyorum. Çalışmanın ötesinde tabii ki partime, davama, sadakatim, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikle kadınlara ve gençlere verdiği değer ve özellikle kadınların ve gençlerin önünü açması tabii ki. Bizlere güveniyor, gençlere güveniyor, kadınlara güveniyor Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz. Onun desteği, onun tabii ki desteği hiç şüphesiz en büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımız. Özellikle bakın şimdi gencecik kızlarımız milletvekili adayı. Seçilecekler inşallah. Biz de genç bir milletvekili olduğumda, milletvekili olarak ilk başta aday oldum, sonra vekil oldum. Gençlerin partinin yönetim kademelerinde yer almasını Cumhurbaşkanımız kendisi bizzat destekledi. Yine kadınların... Pek çok genç kızın rol modelsiniz tabii. Kadınların bakanlar kurulunda daha fazla sayıda görev alması noktasında. Cumhurbaşkanımızın kadınlara ve gençlere verdiği değerin aslında bir tezahürüdür diyebilirim. Şimdi 24 Haziran'da bir ikinci bölgeden ikinci sıra milletvekili adayısınız. Bu seçimlerden sonra bakanlıktan ayrılacağınız anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da geçtiğimiz günlerde sorduğumuz, hani beklediğiniz barajın üstünde bir milletvekili gelirse bazı bakanların istifasını isteyip ya bazı isimlerin istifasını isteyip tekrar bakanlığa mı davet edeceksin dediğimde bunların çalışıyoruz demişti. Diyelim ki bu çalışma bu şekilde sonuçlansa tekrar bakanlığa bir... Evet, siyasetçiye sorulacak soru değil ama ben yine de sorayım. Sormayın, sorulacak soru değilse sormayın. Yine gönlünüzde ya buraya devam etmek ister misiniz? Yoksa ne bileyim, elektronik mühendisiniz? Hiçbir zaman için siyasette bizim partimizde görev istenmez, görev verilir. Öncelikle bunu çok net bir şekilde belirtelim. Biz bize verilen görevi ne olursa olsun en iyi şekilde yapmak için üzerimize düşen vazifeyi yaparız. Bizde görevler istenmez verilir. Bu soruyu siyasi değil de daha insani soruyorum. Yani şöyle, o kadar çocuğa bir nevi annelik ediyorsunuz. Pek çok mülteciye ev sahipliği yapıyorsunuz. Pek çok kadına deyim yerindeyse devletin şefkat elini uzatıyorsunuz. Oradaki insani şey, hani o insani duygu çok güzel elbette ama takdir başka bir arkadaşımızın bu görevi yürütmesi noktasında olduğunda eminim ki o arkadaşım da en az benim kadar bu görevi gayretle, özveriyle yapacaktır. Ben yine bu bakanlık görevini yapmış birisi olarak bütün yaşlılarımızın, çocuklarımızın annesi olarak yaşlılarımızın evladı, çocuklarımızın annesi olarak onlara yine şefkat elimi uzatmaya devam ederim. Vekil olarak devam ederiz. Bakan olmamız şart değil diyorsunuz. Değil tabii ki. Partiyi bu kadar yakından tanıyan bir isim olarak bir taraftan da şöyle şeyler oluyor mesela. Benim kişisel yorumum, AK Parti bir insan kaynakları, insan kaynağı mekanizması. Bunun bölgesel dengesi var. İnsan yetiştirme noktasında da partimiz gerçekten çok önem veriyor. Evet. Fakat bu doğal olarak da şu sonucu da getiriyor. İşte bugün AK Parti'nin kuruluşunda pek çok yer alan isimler bugün artık şeyin dışında yeni yeni isimler geliyor. Bölge dengesi, ümit vaat eden yeni isimler filan. Bir taraftan da bu en azından kamuoyu önünde alternatif bir parti yaratma veya listelerde yokum küskünlüğü, kırgınlığının yaratmaması, oluşturmaması, bu söylediğiniz ideolojik angajman mı? Yoksa başka bir mekanizma mı? Yani mesela, siz bunu söylüyorsunuz, yarın bir gün evet bakan olmasanız bayrak kaldırmayacağınızı biliyoruz. Yani AK Parti olan bir şey değil. Bunu nasıl sağlıyorsunuz partide? Nasıl sağlıyor AK Parti bunu? Biz bir kere yürüdüğümüz yolu kutlu bir yol olarak, dava olarak görüyoruz. Davamıza inancımız var. Yaptığımız hizmetler ülkemizi 15-16 yılda nereden nereye getirdi? Bunu hem milletimiz
yaşayarak gördü. Hem de bizim partimizde emek vermiş kardeşlerimiz bunun bizzat mahalle teşkilatlarından başlayarak en üst kademeye kadar yoğun bir emek sonucu olduğunun farkındayız. Bizde vazife değişimleri bir bayrak yarışı olarak görülür ve bu hep böyledir. Yani mahalle teşkilatından başlayarak ilçe yönetimlerine, il yönetimlerine, genel merkeze kadar bütün bu görev değişimlerini biz bayrak yarışı olarak benden daha iyi yapacak bir arkadaşıma devrediyorum bilinciyle. Biz bayrağı yeri ve zamanı geldiği zaman devretmeyi biliriz, teslim etmesini biliriz. Yorucu da bir şey değil midir? Mesela şöyle bir şey değil midir? Bu yani yeni bir şey oylayacağız çünkü. Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik diyoruz ya. İnanın yani şu anki çalışma şeyimi düşünüyorum. Yani yaklaşık günde 18 saat çalışıyoruz. İnanılmaz yoğun bir mesaiyle insanımıza hizmet etmenin gayreti içindeyiz. Yani bu bir makam, koltuk olarak gördüğümüz bir şey değil. Bu bir hizmet için bir verilmiş bir yer olarak görüyoruz. Yani o yüzden yeri zamanı geldiğinde insanların bu makamları daha iyi yapacağı takdir edilmiş, düşünülmüş kişilere ya da o zaman gereği verilmesi gereken kişiye devretmesi de hiç zor olmuyor partimizde. Yine bu hep böyle oldu evet, yani partimizde. Tamam, yine de hani şeydir, sizin özelinizde söylemiyorum yanlış anlamayın. Bir ya bir hizmet vesilesidir. Aynı zamanda bir konfor. Aynı zamanda bir konfor değil işte. Ha. Bakın onu söyleyeyim yani. Konfor olarak görülüyor ama yani bakan olmanın bir konfor meselesi gibi görülmesi çok yanlış. Yani bizim iktidarlarımız dönemi için söyleyeyim ben 15-16 yıllık AK Parti iktidarlarında konfor olarak görebilecek bir makam değil. Ben Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğumdan beri gece saat 2'lere 3'lere kadar bakanlıkta çalışıyorum. Niçin? Sahada gündüz çalışıyoruz. Geceleri de bakanlıkta çalışıyoruz. Yani bu bir yani makam koltuğunda çok az oturmuşuzdur onu söyleyeyim. Hep toplantı masasında çalışarak vaktimizi geçiriyoruz. Gündüz sahadayız. Evlerimizde çocuklarımızın yanında, huzur evlerinde, kadınlarımızın yanındayız. Gecede bakanlığın yapılması gereken işlerini yapıyoruz. O zaman siyasete atılmayı ve bakan olmayı düşünen hanımefendiler, beyefendiler o kadar da çok özenilesi bir şey değil. Asla değildir. Öyle demeyelim. Yani konfor olarak bakmamak lazım. Bu sadece bir hizmet yarışı. Bu hizmet yarışında doğal evet. olarak zorunlu bir şey, yorucu bir şey. Yorucu ama bir o kadar da manevi hazzı olan. Çünkü yaptığınız hizmet milyonlarca insanın hayatını hayatında çok güzel etkiler yaratıyor. Şüphesiz. Bir şey daha geleyim buradan da şu. %38, 40, 40 küsürlerle tırnak içinde konforlu bir iktidar imkanı varken birdenbire çıtayı çektiniz %50+1'e. Ve bu işte şu veya bu nedenle de bu seçimler bir şekilde 24 Haziran'a bayramdan hemen sonraya geldi. Ramazan, oruç, sıcak, artı 4 senede 5. seçim. Ve bu 5. seçimi dediğim gibi 50+1'e çektiniz. Bu seçmende, sahada, havanın, Ramazan'ın ya bir de 4 senede 5. sene 5. seçim yılgınlığı, yorgunluğu var mı? Bu da bu süreçte konuşulan bir şey çünkü. Bunu gözlemliyor musunuz veya aksi bir durum mu var? Bir kere teşkilatlarımız sahada çalışıyoruz. Yani tabii Ramazan olması münasebetiyle 11-12 gibi başlıyoruz çalışmaya. Ama sahur bitimine kadar teşkilatlarımızla birlikte milletvekili adaylarımız hep birlikte çalışıyoruz. Tabii Ramazan olduğu için biraz daha dingin insanlar. Sahada da o dinginliği görüyorsunuz. Ramazan'ın vermiş olduğu bir dinginlik var. Ama bir yorgunluk yok. Çok canlı bir şekilde tüm teşkilatlarımızla birlikte sahadayız ve çalışıyoruz. 50+1 işi yordu mu? 50+1 işi niçin yorsun? Biz bunu getirdik. Bu daha büyük bir çoğunluğun verdiği kararla daha istikrarlı bir yönetim anlayışı için getirdik. Yoran bir şey yok. Çalışıyoruz. İnşallah başaracağız da. Peki. Sahayı nasıl görüyorsunuz? Ben iyi görüyorum sahayı. Çok güzel elhamdülillah. Kadınların, gençlerin özellikle kadınların desteği çok büyük Sayın Cumhurbaşkanımıza. İnşallah tabii böyle söyleyerek de AK Parti'ye gönül vermiş seçmenlerimizin de asla rehavete kapılmasını istemem. Bir oy bile bizim için çok çok önemli. Daha önce bize gönül vermiş, oy veren ya da ilk kez oy kullanacak ya da oy vermeyi düşünen bütün seçmenlerimizin bu
Önümüzdeki seçimlerde desteğini bekliyoruz. Özellikle kadınların ve gençlerin desteği bizler için çok çok kıymetli. Çünkü biz inanıyoruz ki geleceğin Türkiye'sini gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Kadınlar bugüne kadar hep bizim yanımızda oldu. AK Parti kurulduğu günden beri gerek teşkilatımızda gerek vatandaşlarımız, kadınlarımız hep yanımızda oldu. Ürettiğimiz politikalarla onların hayatında çok büyük dönüşümü sağladık. Ben kadınların desteğinin özellikle çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu gençlik deyince hep aklıma gelir ve AK Partili siyasetçilere hep sorarım. O da şu. Gençler siz iktidara geldiğinizde 2 yaşında olan bugün 18 yaşında ve oy kullanacak. Evet. Onlar sizin sağladığınız zaten duble yola doğdular. Evet. Bedava sağlığa doğdular filan ve sık sık meydanlar dile getirdiğiniz şey bu. Genç seçmen 18 yaşında oy kullanacak 1 milyon 800 bin küsur oycu gencimiz var. Onlar seni oy versin? İşte onları anlatmamız lazım. Biz onlara 2002 öncesinde nasıl bir Türkiye'yi aldık, 2002'den bugüne neler yaptık ve bundan sonra neler yapacağız? Bundan sonrası için özellikle ne söylüyorsun? Bundan sonrası için bir kere gençlerin çok daha güçlü bir ülkede yaşaması için biz çalışacağız. Yerli milli teknolojilerle ülkemizde bugün bakın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarımızın en önemli desteklerinden birisi İHA'larımız, SİHA'larımız. Bugün kendi yaptığımız İHA'larla, SİHA'larla kendi güvenliğimizi sağlıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde yerli otomobilimizle 2019'da prototipi çıkacak. 2021'de yerli otomobilimizi kullanacağız. Gençlerin çok daha güçlü bir Türkiye'de yaşamaları, gençliğimizin çok daha güvende, huzur içerisinde yaşayacakları bir Türkiye'yi ancak bizimle birlikte sağlayabileceklerine inanmalarını istiyoruz. Peki. Gençliğimizin, tabii şunu da söylemek isterim. 2002'den önceki dönemde Türkiye nasıl bir ülkeydi onu da gençlerimize anlatmamız gerekiyor. Peki. Yani onu da bilmeleri lazım. Biraz. Çünkü bugün muhalefette olanların iktidar olma ihtimallerinde Türkiye'yi yönetme kapasiteleri olduğuna inanmıyoruz biz. Gerçekten yok. Ve Türkiye'nin bugünkü kazanımları kaybedilmeyle karşı karşıya kalabilir eğer ki muhalefet partilerinden bir tanesi iktidara gelirse. Peki. Gençlerimiz onun için geçmişi bilmeli. Kısa bir ara tekrar huzurlarınızdayız. Kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya'yı konuşuyoruz. Şimdi 25 olan bakanlık sayısı 14'e düşecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da Aile ve Toplum Bakanlığı olarak değişecek. Ne değişecek? Niye böyle bir değişim? Şimdi bu çalışmalar hala sürüyor. Ama tabii yeni yönetim sisteminde bürokrasinin azaltılması, çok daha etkin bir şekilde sistemin işlemesi için bakanlık sayısında azaltılması noktasında bir çalışma var ve çalışma hala sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu seçimlere yakın bir dönemde açıklayacak. Hı hı. Değişecek şey çok daha etkin bir şekilde bütün icraatların yapıldığı, bürokrasinin azaltıldığı yeni bir dönem olacak. Yani yeni sistemle ne değişecek sorusunun aslında cevabı bu. Seçime yakın biraz daha bunun detaylarını mı öğreteceğiz Sayın Cumhurbaşkanım? Evet, detayları. Niye 25'ten niye 14'e düştü? Detayları, hangi bakan? Sanırım sadece bir gençlerin sorusu üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Bakanlığı'nın yeni ismini söyledi. Onun dışında diğer bakanlıklarla da ilgili çalışma var. Çalışma hala sürüyor, hala yoğun bir çalışma var. Nisan 2016, Mayıs 2016 miydi bakanlığa geldi? Mayıs. Mayıs 2016'dan bu yana bu 2 yıl sizin için nasıl geçti? Mesela hepsinden sorumlusunuz ama hasreten mesela kadınlar için yaptığınızın çok içinizde sindi. Bunları tekrar tekrar konuşacağım ama veya çocuklara yönelik istismarla ilgili en çok ne içinizde sindi böyle dolu dolu? Şuradaydı, şuradan şuraya aldık, şuradan şuraya getirdik. Çocuk hizmetlerinde büyük bir dönüşümü sağladık. Kurum bakımımızdaki çocuklara ev tipi modele tamamen geçiş sağladık. Daha önce koğuş tipi ortamlarda yaşayan çocuklarımız bugün tamamıyla ev tipi hizmet modelinden faydalanıyorlar ve ev ortamında büyüyorlar. Koğuş tipi modelden ev tipi modele tamamıyla Haziran ayı itibariyle geçtiğimiz sene geçişi sağladık. Yine bakanlığım döneminde başlattığımız çok projeler... Eskiden çocuk esirgeme kurumları vardı. Onların kapandığını biliyoruz. Artık evet. Çocuklar evlerde kalan...
evlerde ev tipi model dediğimiz ya çocuk evleri sitesi ya da çocuk evlerinde. Çocuk evleri sitesi dediğimiz böyle villa tipi bir bahçe içinde işte 4-5 villanın olduğu, bahçesinde çocukların spor alanlarının, parklarının olduğu alanlar çocuk evleri sitesi dediğimiz model. Bir de çocuk evleri işte daireler şeklinde 5-6 çocuğun bir arada bulunduğu ortamlar. Tamamen bu hizmet modelinde dönüşümü sağladık. Bir de şu koruyucu ailelik meselesini biraz daha. Koruyucu aileyle ilgili ciddi bir kampanya sonucunda 6000'i aştı şu an koruyucu aile sayımız. Çok şükür 6000 koruyucu ailemiz. 6500. Eskisine göre daha mı kolay çocuk edinmek? Yani koruyucu aile olmak. Eskiden bayağı şöyle söyleyeyim. Sosyal incelemeler yapıyoruz. Daha kolay demeyelim ama orada da bürokrasiyi azaltacak şekilde, işleri hızlandıracak şekilde işlem yaptık. Ve kolay dememiz yanlış olur. Çünkü evlatlarımıza emanet ediyoruz. Tabii. Kolay emanet edemeyiz. Ama bürokrasiyi azaltacak şekilde süreci hızlandırıcı bir döneme geçtik. Evlat edindirmede bir değişiklik yaptık. Bir yaş sınırı vardı biliyorsunuz. 40 yaş sınırı. Onu kaldırdık. Artık sosyal inceleme uzmanlarımız incelemeyi yapıyor. Ailenin yaşı hangi yaş yani çocuğun bakımına uygunsa veriyoruz. Yani 45 yaşında da olabilir. Evet. Bir bebeğe anne evlat edinebilir. Yani burada koruyucu aile olmak isteyenleri teşvik edecek bilgi var. Yanlışsa düzeltin lütfen. Koruyucu ailelerle büyüyen çocukların özel okullardan burs alabilmesi, özel hastanelerde ücretsiz muayene olması yanılıyor mu? Doğru. Koruyucu aile. Evet, koruyucu aile, evlat edindirdiğimiz çocuklarımız aynen. Koruyucu ailelerimiz özel okullardan kontenjan dahilinde ücretsiz eğitim alabiliyorlar. Şimdi gelelim şu çocuk bir kadına şiddet ve çocuğa yönelik istismarda. Bu üzülerek söylüyorum ama artan bir şeydi de biz toplum, medya farkında mı değildik? Hayır. Biz çok haber yaptık da ondan sonra daha çok. Şöyle, bu konuda farkındalığı arttırdık. Geçmişte kadınlarımız şiddete maruz kalsa bile bunun için gerekli yerlere başvuru yapmıyorlardı. Bunu kol kırılır, yen içinde kalır şeklinde aileleriyle dahi paylaşmadan eğer fiziksel bir belirti yoksa bir kahır çekiyorlardı. Ama bugün çok şükür 15 yılda yaptığımız hizmetler kapsamında kadın konuk evlerimiz, şiddet önleme izleme merkezlerimizle birlikte şiddet mağduru ya da mağdur olma ihtimali olan kadınlarımızın 7/24 yanındayız, hizmetindeyiz. Biz hiçbir kadınımızın şiddete maruz kalmasını istemiyoruz ama şiddete uğramış ya da uğrama ihtimali olan kadınlarımız da şunu bilsinler ki devlet olarak biz sonuna kadar arkalarındayız, yanlarındayız ve hiçbir şekilde bize ulaşmaktan çekinmesinler. Alo 183 çağrı attığımız şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz ki bu sene içinde 81'e ulaşacak sayıları şu an 74, 7/24 hizmet veriyoruz. Biz iktidara geldiğimizde konuk evlerimizin sayısı sadece 10 gibi bir rakamken bugün 144. Bu aynı zamanda talebin de arttığını gösteren veya şiddetin de arttığını gösteren. Şiddetin arttığını göstermiyor. Az önce söylediğim gibi bu devletin şiddete uğramış ya da uğrama ihtimali olan kadınların yanında olduğunu gösteriyor. Tüm sosyal destek imkanlarıyla, sosyal devlet anlayışıyla biz kadınlarımızın yanındayız. Daha önceden şiddete uğrayan bir kadının gidecek yeri yoktu. Annesinin babasının evine gitmek istemesi işte o kahır çekme olayını çekiyordu. Bugün devletimiz tüm imkanlarıyla şiddete uğrama ihtimali olan ya da şiddete uğramış kadınlarımızın yanında ve biz bütün hizmetlerimizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz başlattığı bir kampanyayla kadına şiddet insanlığa ihanettir dedik. Ve bu konuda farkındalık oluşturucu, bilinçlendirici çalışmalar yaptık. Peki bunda şunu da açık sormak isterim. Mesela trafik Allah korusun yine bayram yaklaşıyor işte trafik geliş gidişlerinde. Aman dikkat edin, aman uykusu yola çıkmayın ama maalesef işte bu kazalar oluyor ve sonrasında da yine bu bayramda şu kadar insan. Evet farkındayız. Kabaca hatırladıklarım kelepçeler, işte ağırlaştırılmış cezalar fakat bir biçimde. Bu da bizim trafik meselesi gibi. Aile kadına şiddet meselesi. Müzmin, yani çözülemez anlamda müzmin demiyorum. Yerleşmiş bir, bu okumuşu da cahili de, büyük şehirdeki de, küçük şehirdeki de, köylüsü de, kentlisi de herkesin. Veya işte ruhu psikolojisi yerinde olmayan nasıl tasvip ediyorsun onları sahibilirsiniz. Bir müzmin bir hal almayan başladı.
Yoksa eskiye göre çok daha şey noktada mıyız? Yani bir yol almaya başladı. En azından buna cesaret eden erkek sayısında azalmam var. Buradaki elinizdeki şey nedir? Bir yol almaya başladı. Şöyle söyleyeyim. Bugün bir erkek eğer ki karısına karşı bir şiddet uyguladıysa hemen uzaklaştırma kararı veriliyor. Biz bu konuda gerekli bütün yasal düzenlemeleri yaptık. Kurumsal olarak bununla ilgili İstanbul Sözleşmesi'ni biliyorsunuz. İlk imzalayan ülke Türkiye. Bununla ilgili kendi yasal mevzuatımızı Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne uyumlu hale getirdik hemen. Ve bunun ardından uygulamada da kadınlarımızı koruyucu uygulamalarımızı arttırdık. Bugün Allah korusun ağır şiddet mağduru olma ihtimali olan kadınlarımız için yeni yöntemlerle kadınlarımızı koruyucu yol aldığımız noktalar var. Mesela kelepçe uygulamamız. Bunu geçtiğimiz hafta sahada kadınlarımıza anlattığımızda birçoğu bilmiyordu. Hayati riski olan kadınlarımız mutlaka ve mutlaka bize başvursunlar. Çünkü biz şiddet uygulayana kelepçe takıyoruz ve şiddet uygulayanın şiddete maruz kalana belli bir mesafeye kadar yaklaşmasının önüne geçiyoruz. Bir kere vatandaşlarımızın bu konuda kadınların eskiye göre biraz daha çok bilinçli olması lazım. Biz Alo 183 çağrı attığımızla 7/24 kadınlarımızın hizmetindeyiz. Şiddete uğramış ya da uğrama ihtimali olan kadınlarımıza buradan bir çağrım daha var. Yeni bir mobil aplikasyonumuz KADES dediğimiz kadın destek sistemimiz. Bu aplikasyonu indirebilirler akıllı telefonlarına ve herhangi bir zamanda kendilerini güvende hissetmedikleri anda KADES aplikasyonunun düğmesine bastıkları anda kolluk kuvvetleri kadınımızın yanına geliyor. Yani gece korktu bir yerde diyelim ki bunun VTR'si de var aslında keşke arada. İlla eşinden de şiddet değil, görmesi. Herhangi bir şekilde şiddete istismara maruz kalma ihtimalini düşünen kadınlarımız aplikasyonu indirdikleri takdirde telefonlarına bastıklarında kolluk kuvvetleri çok yakın bir süre içerisinde kadınlarımızın yanında. Bu da yeni geliştirdiğimiz bir uygulama. Peki. Dünya örneklerini inceliyoruz Veys Bey. Bu kelepçe uygulamasını da o şekilde başlattık. Dünya örneklerini inceliyoruz. Tüm dünyada şiddet, tüm dünyanın sorunu ve çok ciddi bir şekilde bizim de mücadele ettiğimiz bir alan. Biz burada ülkemizde kadınlarımızı şiddetten korumak adına yapılmadık hiçbir şey kalmasın diye ben bütün 8 Mart'ta 2 senedir 8 Mart'ta New York'ta Birleşmiş Milletler toplantılarına gittiğimde yaklaşık 20'ye yakın ülkenin, gelişmiş ülkelerin bakanları ile ikili görüşmeler yaptım. Sürekli gelişmiş ülkelerin uygulamalarını inceledik. Ve biz Türkiye olarak yapamadığımız ne var ki diyerek hiçbir şey kalmasın kadınlarımızı korumak için diyerek bu uygulamaları geçirdik hayata. Gerek kelepçe uygulaması, gerek bu KADES kadın destek sistemi dünyada bugün uygulanan çok az ülkenin KADES mesela mobil bir aplikasyon çok az ülkenin uyguladığı. Biz bunu ülkemize getirdik ki kadınlarımızı koruyalım. Hiçbir kadınımızın şiddete maruz kalmasını istemiyoruz. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa kadın destek uygulaması KADES'le en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz. Sadece kadınların güvenliklerini sağlamaları ve hızlı bir şekilde yardım alabilmeleri için geliştirilen KADES uygulamasını Android ve iOS'tan akıllı telefonunuza indirip kurabilirsiniz. Sisteme giriş yaparak ve sizden istenen bilgileri girerek kullanıcı sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra kaydolabilirsiniz. Sonrasında telefonunuza gelen doğrulama kodunu girerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Artık sistem kullanılmaya hazır. Unutmayın, uygulamayı kullanırken telefonunuzun konum bilgilerinin açık olması gerekmektedir. Acil bir durumla karşı karşıya kaldığınızda uygulama ekranında bulunan KADES Kadın Destek butonuna dokunulması gerekmektedir. İhbarın teyidini sağlamak için ekrana gönderilen evet veya hayır cevabını seçmelisiniz. Cevabınız evetse telefonunuza ihbarın başarıyla alındığı, konumunuza ekip gönderileceği uyarı mesajı olarak iletilecektir. Aynı mesaj eş zamanlı olarak 155 ve 156 acil çağrı merkezindeki görevli personelin takip ettiği ekranda ihbar olarak gözükecektir.
Görevli personel, bulunduğunuz konuma en yakın ekibi süratle sevk ederek güvenliğinizin sağlanması hususunda size yardımcı olacaktır. En yakın ekip olaya müdahale ederek tarafları polis merkezi amirliğine veya jandarma karakoluna intikal ettirecek, sonrasında gerekli iş ve işlemlere başlanacaktır. Sistem tamamen acil durumlarda kullanılmak üzere hazırlandığı için asılsız ihbarlarda bulunulmaması büyük önem arz etmektedir. İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet ve jandarma görevlilerince koruyucu ve önleyici tedbirler alındıktan sonra mağdur, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne ŞÖNİM'e yönlendirilir. Şiddet mağduruna psikososyal, ekonomik, hukuki, eğitim ve mesleki alanda destek hizmetleri sunulur. Barınma ihtiyacının olması halinde kadın konuk evine yerleştirilir. Kadına yönelik şiddeti konuştuk. Çocuğa yönelik istismarda da mı biz haber yaptığımız için dikkat çekiyor? Evet, bunu geçtiğimiz aylarda yaptığımız çalışma sırasında da birçok kez aslında açıkladık. Aha. Öncelikle şunu söylemek istiyorum Veys Bey. Bir çocuğun dahi istismara uğraması asla ve asla kabul edilemez. Biz bir tek çocuğumuzun bile istismara maruz kalmasını kabul edemeyiz ve hiçbir şekilde bu istismar olaylarının üstünün örtülmesine izin veremeyiz. Bu konuda hükümet olarak, Aile Bakanlığı olarak ve ilgili paydaş bakanlıklarımızla birlikte çok ciddi sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyoruz. Biz bütün bu istismar vakalarında bakanlık olarak davalara müdahil oluyoruz. Davaların takipçisi oluyoruz ve bu istismarcı kişilerin en ağır cezaları alması noktasında da sonuna kadar takip ediyoruz. Çoğu zaman haberlerde de yansıyor işte. Yargıtay aşamasına kadar bakanlığımız süreci takip ediyor. Pek çok şeye müdahil olduğumuzu müdahil biliyoruz. Oluyoruz ve sonuna kadar takip ediyoruz. Ve sadece bu da değil, istismar mağduru çocuklarımızın rehabilitasyonu noktasında elbette asıl hedef çocuklarımızı istismardan korumak, hiçbir çocuğumuzun istismara uğramaması. Peki. Bunun için ne yapıyoruz? Çocuklarımızın kendilerini, bedenlerini tanımalarını, bedenlerine kimsenin dokunmamasını sağlamalarını konusunda eğitimler veriyoruz. Aile eğitimleri veriyoruz. Çocuklara mahremiyet eğitimleri veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte okullarda eğitimler veriyoruz. İstismar konusunda mesele, çünkü bunlar nihayetinde yetişkin bir kadın değiller, yani bir savunması, daha bir savunmasız kesinlikle. Çocuklar. Ürkütücü bir boyutta mıyız? Çocuk istismarı konusunda. Şimdi bu soru bence bir çocuğun bile istismara maruz kalması yani ürkütücü. Elinde bir veri var mı bu anlamda diye söylüyorum. Şöyle, batıya göre çok iyi bir durumdayız. Ama bence bir çocuğun daha istismara uğraması çok ürkütücü. O yüzden yani bu konuda iyi bir durumdayız demek yanlış olur. Biz bu ülkenin tüm çocuklarını koruyacak şekilde çalışma yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu konuda tüm ailelerimizin bilinçlendirileceği, öğretmenlerimizin, eğitmenlerimizin bu konuda bilinçlendirildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu konuda bakın Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte eğitici eğitimleri yaptık. Çocuklarımızı eğitiyoruz, ailelerimizi eğitiyoruz. Yani bu konu çok hassas ve gerçekten toplumun vicdanını derinden yaralayan bir anne olarak benim de aynı şekilde yani bir çocuğun bile istismara maruz kalmasını kabul edemeyiz. Bunun için sıfır tolerans ilkesiyle tüm toplumu bilinçlendirecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biraz kız çocuklarına gelmek isterim ama kız çocuklarına zira çok konuştuğumuz bir meseledir. Yani 10 yılı aşkın bir zamandır değişik kamudan ve özelden de kız çocuklarının eğitilmesi konusu. Burada aldığımız yol neresidir? Nereden ne noktaya geldik? Buraya da bakacağız ama kısa bir aranın hemen sonrasında. Kız çocuklarının eğitim meselesi dedik. Grafikler bir gelebilir mi? Buradaki grafiğimiz olması lazım. Biraz grafikler üstünden. Az önce de söyledim, pek çok kamu kurumunda, özel kurumunda çocuklarımızı okutalım muhtelif mottolarla, kamusal sorumluluk, sosyal sorumluluk meselesinde. Bütün bunlar bir işe yaradı mı? Başladığımız yerle geldiğimiz yer arasında ciddi bir fark var mı? Evet, çok ciddi bir fark var. 2002 yılıyla kıyaslayacağım ben. 2002 yılında kız çocuklarımızın okullaşma oranı %44'tü orta öğretimde. Bugün bu oran grafiklerimiz var mı arkadaşlar? %82,5. Tamam. Grafikleri ben göremiyorum şu anda ama evet %40.
%45 ile almışsınız, %82.3 çekmişsiniz. Evet, %82.3, 82.5 kız çocuklarının okullaşma oranı ve biz kızlarımızın okullaşma oranında bunu da yeterli bulmuyoruz. %100'e hedefliyoruz. Ama geldiğimiz yeri görüyorsunuz. İki kata yakın bir artış var burada. Yine yüksek öğrenimde okullaşma oranları var. %13'lerden %44.4'lere geldiğimiz, yani 3.2 katlık bir artış sağladığımız yüksek öğrenimdeki oranlarımız, çok iyi bir noktaya geldik. Ama biz bunu da yeterli bulmuyoruz. Dediğim gibi önümüzdeki dönemde orta öğretimde, ilk öğretim, zorunlu eğitimde çocuklarımızın %100 okullaştığı bir dönemi inşallah yaşamak istiyoruz. Bunun için destekler verdik. Nasıl destekler verdik? Şartlı eğitim yardımları verdik. Kız çocuklara pozitif ayrımcılıkla verdik ve yardımları anneye verdik. Çünkü istedik ki bu yardımların kesinlikle kızların okulu için kullanıldığından emin olalım. Babalara verilen yardımların bazen farklı yerlere gittiğiyle ilgili şikayetler üzerine yardımlar annelere verildi ve kız çocuklarının okula gitmesi için verildi ve iki kat, üç kata yakın artışları birlikte görüyoruz. Arkadaşlarım yüksek öğretimdeki okullaşma. Evet, 13.5'dan 44.4'e geldik. Yani bu çok ciddi, 3.2'lik bir artıştır. Evet. Çok ciddi bir artış. Kızlarımızın üniversiteye gidiş oranları. Tabii şu anda erkekleri geçmiş durumdayız Veys Bey, onu da söyleyeyim. Erkeklerin üniversite oranı %44 değil. Sanırım zaman 42'lerde. Zaman arkadaşlarla bu gidişle erkeklerle ilgili bir bakanlık kurulması icap edecek diye espri de yapmıyor değiliz yani. Ama biz bundan mutluyuz. Niçin? Niçin onu söyleyeyim. Bir ülkenin kadınları güçlü olursa aile güçlü oluyor. Evet. Toplum güçlü oluyor. Ülke güçlü oluyor. Hiç şüphesiz. Onun için kadınları güçlendirecek şekilde önümüzdeki dönemde çok daha fazla çalışmaya gayret edeceğiz. Bir de bu konuda yani çok yol almışlığımız fazla olmadığı için hızlı yol almamız lazım. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Evet, ve %100'e hedefliyoruz. Onu söyleyeyim. Bunu da yeterli bulmuyoruz. Başarımız çok büyük. İki kat. Orta öğretimde yaklaşık iki kat. Yüksek öğrenimde 3.2 kat. Ama %100'leri hedeflediğimiz bir dönemdeyiz. Yine kadınlarımızın, okuma yazma bilmeyen kadınlarımızın okur yazarlık oranlarında çok büyük artış sağladık. Ama burada da biz, burada da hiç okuma yazma bilmeyen kadın kalmasın istiyoruz. Kadın ve çocuktan sonra konuşacağımız önemli bir mesele de yoksulluğumuz. 4 nolu grafik bir gelsin, orada neredeyiz? 4 nolu grafikte de bu da bizim yoksulluk oranımız. 2002'de bunu bize bir anlatabilir misin Sayın Bakan? Evet. Geldiğimiz yeri görmek adına. Evet. 2002 ile 2015 arasındaki bir ölçümü. Şimdi biz 2002 yılında kişi başı günlük harcaması 4.3 doların altında olan insan oranımız %30'du. 4.3'ü niye baz alıyorsunuz? Mutlak yoksulluk. Nispi yoksulluk dediğimiz kavramlar var. Bu kaçtı efendim 2002'de? 4.3 doların altında yaşayan insan oranımız %30'du Beyiz Bey. Bugün %1.58'in altına düşmüş durumda. Ve biz bunu önümüzdeki dönemde sıfırlamayı hedefliyoruz. %30'dan %1.5'un altına düşürdük. Düşünün. 1.58'in altına düşürdük. Yine 1 doların altında yaşayan insan sayısını 2004 yılında tamamıyla ortadan kaldırdık. Biz geldiğimizde bayağı bir insanımız vardı. Tamamıyla ortadan kaldırdık. Biz mutlak yoksulluğu tamamen ortadan kaldırdık. Önümüzdeki dönem inşallah yoksullukla çok daha ciddi bir mücadeleyle 4.3 doların altında yaşayan insan kalmayacak şekilde Türkiye'yi çok daha refah düzeyi yüksek bir ülke haline getireceğiz. Biz son 15 yılda dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduk. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Dünya Bankası'nın 2017 ekonomi raporu söylüyor. Dünya Bankası raporu diyor ki son 15 yılda son 10 yılda dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke Türkiye. Bunu vatandaşlarımızın özellikle çok iyi duymalarını istiyorum. Yoksullukla ciddi bir mücadele başlattık ve bunda da çok güzel sonuçlar aldık. Bugün biz iktidara geldiğimizde orta insani gelişmişlik düzeyindeydik. Bugün yüksek insani gelişmişlik düzeyine ulaşmış bir Türkiye var. Bu da insani gelişme açığını en hızlı kapatan 9. ülke olduk. Bunu sosyal politikalarımızda zaman zaman, daha doğrusu en başta işte mercimek, kömür filan eleştirileriyle. buna ne diyorsunuz önce? Buna ne diyorum? Biz
sosyal yardım kartı denen bir uygulamayı başlattık. Bundan muhalefetin haberi yok. İşte vaatlerini biz mercimek kömür dağıtmayacağız, kart vereceğiz insanlara diye yapıyorlar ama biz bu uygulamayı yıllar önce başlattık. Sayın İnce bunu buradan duysun. Biz sosyal yardım kartı uygulamamızla birlikte insanlarımızın evlerinde, kapılarında ödemenin yapıldığı ve kartlarıyla istedikleri şekilde alışveriş yapabildikleri bir uygulamayı başlattık. 2 milyon insanımız bugün sosyal yardım kartıyla ihtiyaçlarını temin edebiliyor ve hesaplarına para yattığında da SMS yoluyla bilgilendiriliyorlar. 2 milyon hanede sosyal yardım kartı olan bir ülkeyiz biz. Biz yoksullukla ciddi politikalarla mücadele ederek bugünlere geldik. Yani Türkiye'nin belki de en büyük başarısı son 15 yılda işte ulaşım, sağlık, yoksullukla mücadele, sosyal politikalar alanındaki sessiz devrimidir. Bunu buradan yüksek sesle söylemek istiyorum. Yani biz sosyal politikalar alanında sessiz bir devrimi gerçekleştirdik. Bunu vatandaşlarımız biliyor. Sosyal devlet anlayışıyla, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla bu hizmetleri vatandaşlarımıza yaptık. Peki efendim. Buradan hızlıca Altınoğlu grafiğe bir geçelim. Bugün aynı zamanda çocuk işçiliğiyle mücadele günü. Evet, bir şey daha söylemek tabii istiyorum lütfen. Geçmeden işçiliğe. Bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemini kurduk bakın. Eskiden vatandaşlarımızın grafiği var mı size bilmiyorum ama kapı kapı dolaştığı bir yardım. Nedir o bahsettiğiniz bakalım. Bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemiyle var mı ihtiyaç sahibi vatandaşımız sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gidiyorlar. Bakanlığımıza bağlı sosyal kaymakamlıkların bünyesinde hizmet veren sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına gidiyorlar. Ve muhtaçlıklarını ispatlama külfeti yok artık eskisi gibi. Eskiden bizden önce 40 kapıyı dolaşarak 40 tane mühürlü evrak getirerek yardım alabilen bir sistem vardı. Biz ise artık bilişim teknolojisinin nimetlerinden de faydalanarak günümüzü, çağımıza uygun şekilde vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Kaymakamla Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na giden vatandaşımızın sadece TC kimlik numarasıyla hiçbir evrak istemeden işlemi yapılıyor. Peki yoksul olduğunu nereden tespit ediyorsunuz? Bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi dedim. Bu tapuyla bağlantısı var. Bunun nüfusla bağlantısı var. Gelir idaresiyle bağlantısı var. Bütünleşik sistem. Bütün bakanlıklarla ilgili kamu kurum. Her yerden bilgi alıyorsunuz. Evet, her yerden bilgi alıyoruz ve vatandaşı kapı kapı dolaştırıp evrak toplatmıyoruz. İnsan onuruna yakışır şekilde ihtiyacı olan vatandaşa anında hizmet sunabiliyoruz. Peki, çocuk işçiliğiyle mücadelede yine pek çok bizim haber reflekslerimiz 23 Nisan'da Çocuk Bayramı'nda. Çocuk bazen bu çocukları hasaten buluyorsunuz deniliyor da bulup bulmadığımızı artık kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu konu nereden nereye geldik? Altınoğlu grafikte bir gelebilirim, evet. Buradan belki daha rahat ilerleyebileceğimiz bir şey olabilir. Sizden dinleyelim lütfen. Evet, biz çocuk işçiliğiyle mücadele için geçtiğimiz sene yeni bir uygulama başlattık. Sokakta çalıştırılan çocukları tamamen sosyal hayata entegre edeceğimiz, eğitim hayatına döndüreceğimiz yeni bir modeli ortaya koyduk. 117 tane mobil ekibimizle birlikte 81 ilimizde sokakta çalıştırılan hiçbir çocuk kalmasın anlayışıyla yola çıktık. Pratikten gidelim mi? Bu ekiplerden biri çocuğun birini görüyor, çalışıyor. Diyelim ki bu ekiplerden biri görüyor ya da vatandaşımız Alo 183'ü arıyor. Sonra ne oluyor? İhbarda bulunuyor. Ekibimiz hemen gidiyor. Çocuğu alıyor. Bizim ilk kabul birimlerimize getiriyor. Gerekli sosyal incelemesini yapıyor. Aile eğer çocuğu çalıştırtıyorsa, ailenin ihmali söz konusuysa çocuk devlet korumasına kadar alınabiliyor. Ailenin ihtiyacı varsa. Ailenin ihtiyacı varsa sosyal ekonomik destekle aileyi destekliyoruz. Ve o çocuğun okula kaydını yapıp çocuğun takibini yapıyoruz düzenli olarak. Biz hiçbir çocuğumuzu ekonomik sebeplerle ailesinden ayırmıyoruz. Bir kere bunun altını çizeyim. Eğer ailenin ekonomik ihtiyacı olduğu için çocuk koruma altına alınmak zorunda kalınıyorsa buna yapmıyoruz. Ya da çocuk çalışıyorsa biz o çocuğu koruma altına almıyoruz. Aileye sosyal ekonomik destekle destek oluyoruz. Aylık 710 liraya kadar çıkan bu desteğimiz sosyal ekonomik. Çocuk ne oluyor? Çocuk eğitim hayatının içine döndürülüyor. Devlet himayesinde. Aynen öyle. Çocuk eğer ailenin ihmali varsa koruma altına alıyoruz. Eğitim tedbiri, sağlık tedbiri, danışmanlık tedbiri dediğimiz tedbirlerimizi uyguluyoruz. Ama eğer ailenin maddi durumu yüzünden çocuğu çalıştırıyorsa
O zaman aileye ekonomik destek olarak çocuğun ailesinin yanında yaşayıp ama okula gittiğinden de emin oluyoruz. Çalıştırılmasının önüne geçmiş oluyoruz. Peki. Çocuğun takibini yapıyoruz. Hiçbir çocuğumuz ekonomik sebepler yüzünden ailesinden ayrılmasını istiyoruz. Size bir sürprizimiz var, bakalım gelecek misiniz? 8 nolu video bir gelsin. Sesini duyalım. Evlerimde büyüdüm. Merve. Size çocuk evlerindeki yaşantımdan birazcık bahsetmek isterim. Çocuk evlerinde büyüdüğüm süreçte çocuklar spor ve sanat dallarına kendi istekleri doğrultusunda yönlendiriliyorlardı. Ben flüt çalmayı çok istiyordum ve başladım. Evlerdeki ortam çocukların kendilerini mesleki alanlarda geliştirebilmeleri açısından çok uygundu. Her şey kendi hayatımızda yön çizebilmemiz için organize edilmişti ve çok güzel bir şekilde uyarlanmıştı. Ben de bu güzel çalışma ortamını bulduğum için flüte profesyonel bir şekilde odaklanma şansı buldum. Ve bu sayede Bulgaristan ve Fransa ülkelerinde uluslararası flüt yarışmalarında birincilik ödülleri aldım. Bu konuda beni destekleyen Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya'ya ve devletimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aferin. Şu an eğitimime yurt dışında devam etmekteyim ve hayallerimin peşinden koşabildiğim için çok mutluyum. Tamam, biraz... Sizlere bir eser armağan etmek isterim. Et bakalım. Bir saniye durur musun Hakan? Şimdi seyircilerimize ön bilgiyi de vereyim. Burada Sayın ben Bakan. Ben söyleyeyim mi? Merve Başoğlu. Merve kızımız bizim devletin çocuğu dediğimiz kurum bakımımızdaki çocuklarımızdan bir tanesi. 6 kardeş. Çok başarılılar. 6 kardeş ve üçü de müzik konusunda çok yetenekli. Daha doğrusu bir evladımız daha Konya'da bizim kurum bakımımızda piyano çalıyor. Kız kardeşi Büşra Ankara'da kurum bakımımızda kontrbas çalıyor. Hepsi birbirinden zeki, akıllı, parlak çocuklarımız. Merve ile tanıştığımda flüt çaldığını, bir işte bu uluslararası derece aldığını ve daha iyi bir flüt ihtiyacı olduğunu öğrenmiştim. Hemen istediği flütü temin ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde Avusturya'dan flütünü çok da zor bulduk, getirdik. Ama çok daha güzel çalmaya başladı. Sonra birkaç ay sonra yurt dışından kabul aldı. Fransa'nın Nice kentinde dünyanın en ünlü müzik okullarından bir tanesinden. Ama burs noktasında burs bulamadı. Bizden destek istedi. Biz de hemen tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sayın hanımefendinin himayesinde bugün Merve eğitimini Fransa'nın Nice kentinde sürdürüyor. Bizim kurum çocuklarımız için çok güzel bir rol model. Tam bir rol model. Ben inanıyorum ki çocuklarımızın içinden nice Merve'ler çıkacak. Hiç şüphesiz. Size bir hediyesi var. Oynatalım Hakan. Meselesinden mülhem, kelim cümlesinden mülhem. Çocuklarımız çok başarılı. Evet, yani bir keşfiniz bakın, belki yarın bir gün ne başarılarını göreceğiz. İnşallah. Merve'nin. Merve'nin buradan gözlerinden öpelim. Bakın bugün karneyi geçen hafta aldık. Kurum çocuklarımızın akademik başarısında da çok ciddi bir artış var. Ben yakından takip ediyorum. Hı-hı. Geçtiğimiz seneye oranla takdir teşekkür alanların oranında %25'lik bir artış var. Niçin? Çok özel eğiliyoruz gerçekten. Biz istiyoruz ki onlar hem akademik olarak başarıları artsın, hem sosyal, kültürel, sanatsal anlamda başarıları artsın. Bu çocuklar hepimizin çocukları. Hiç kendi olsun. Evlatlarımız gibi onların en iyi şekilde yetişmeleri için gayret ediyoruz. Kısa bir ara, tekrar usullarınızı izin. Sayın Bakan, bir de aile ve sosyal destek programınız var. Kısaltılmış ASTEP. Bununla ilgili biraz da detay almak isteriz. Evet, ASTEP benim bakan olduğum dönemde başlattığımız, belki de önümüzdeki dönemin, yeni dönemin en önemli projelerinden birisi olarak gördüğümüz bir alan. Aile Sosyal Destek Programı'nda arz odaklı hizmet anlayışıyla vatandaşlarımızı evlerinde ziyaretler yapıyoruz. Bugün 3000 ASTEP personelimiz var. Sosyolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, rehberlik, psikolojik danışmanlık mezunları, genç arkadaşlarımızla, mobil ekiplerimizle birlikte ev ev dolaşıyoruz.
500 bin haneye yakın ziyaret yaptık. 1.1 milyonun üzerinde insanımıza ulaştık. Ulaşıp ne yapıyorsunuz bu? Ulaşıp evleri inceliyoruz. O evde desteğe ihtiyacı olan bir yaşlı mı var? Hani muhalefet partileri diyor ya işte yaşlılara evde bakım desteği vereceğim. Biz zaten yapıyoruz. Eğer o evin temizlenmesi lazımsa bizim kaymakamlıklarımızın projeleri var. Büyükşehir belediyelerine verdiğimiz YADES, yaşlı destek sistemi projelerimiz var. Evlere gidip temizliklerini yapıyoruz mesela. İşte yaşlının hastane desteğine mi ihtiyacı var? Evde sağlık hizmetini hemen çağırıyoruz. Mobil aplikasyonumuzla birlikte paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde. Ya da o evde okula gitmeyen bir çocuk mu var? Okul devamı düşük bir çocuk mu var? Hemen ona gerekli eğitim tedbirini alıyoruz. Ya da şiddete maruz kalmış bir kadın mı var? Hemen o kadına bütün devletin mekanizmasıyla destek oluyoruz. Kadın, yani kadın denince bir de kadınlarla ilgili bir nolu grafik biri gelebilir mi? Kadınların istihdamında kadının güçlenmesi ve strateji eylem planına geçmeden buradaki veriyi paylaşmak isterim. 2002'de geldiğinizde 27.9 kadın istihdamı, 2017'de 33.6. O bant iş gücüne katılım oranı evet. Bu. Bu bant dar bir bant. Ama kadın istihdamı bandımız daha geniş bir bant. Kadın istihdamında yaklaşık 10 puana yakın bir artış sağladık. İki nolu grafiği bir alalım arkadaşlar. Bunlar kadınlar ve kayıt dışı çalışma oranlarında da ciddi anlamda evet, bir... kayıt dışı çalışmada çok ciddi bir düşüş sağladık. Elbette ki hedef bunu sıfırlamak. Kayıt dışı çalışma hiç olmasını istiyoruz. Ama kadın istihdamında 10 puana yakın bir artış sağladık. Kadın istihdamında Türkiye son 10 yılda yaklaşık 3.84 milyona yakın kadını istihdam ettik. Avrupa ülkeleri bugün bizi gıptayla izliyor istihdamdaki artışımızdan dolayı. Bunu nasıl başardık? Kadınlara verdiğimiz esnek çalışma izinleriyle, annelikle iş arasında sıkışmasın diye süt izinleri, doğum izinleri 6 aya kadar. Ben doğduğumda anneme sadece 40 günlük izin verilmiş. Bugün 6 aya kadar ücretini aldığı izin, çocuğu 2 yaşına gelene kadar da ücretsiz izin kullanabiliyor kadın. Ve ücretsiz izinde geçen süresi de derece kademe ilerlemesinde sayılıyor. Yani düşmüyor ücretsiz izin süresi. Yine süt izni veriyoruz bir yaşına gelene kadar. Bakın bir anne anneliği ve işi arasında sıkışmasın diye bir yaşına kadar günlük ikişer saat çocuğunu emzirebiliyor. Şu kadın güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planında Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Bunu da biraz açarsanız. Evet, bu bakanlığın döneminde Türkiye'de ilk defa yaptığımız kadının güçlendirilmesi anlamında bir eylem planı, strateji belgesi ortaya koyduk. Burada kadına dönük bütün çalışmalarımızı 2023'e kadar adım adım ortaya koyduk. Eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarında kadın ve medya başlıkları altında kadınların 2018'den 2023'te hangi politikalarla nereye getirmek istediğimizi anlatan bir eylem planı, bir strateji belgesi. Mesela kadının iş gücüne katılım oranını 2023'te inşallah %41'e ulaştıracağız. Eğitim noktasında söylediğim gibi kız çocuklarımızın okullaşma oranlarının çok daha arttığı, okuma yazma bilmeyen hiçbir kadınımızın kalmadığı, yine yüksek öğretimdeki kız çocuklarımızın özellikle mühendislik, matematik, fizik, fen bilimleri gibi STEM dediğimiz alanda daha fazla artış sağladığı bir dönemi yaşayacağız inşallah. Büyük projeler yapıyoruz. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi. Liselerde mühendislik eğitimini tanıtıyoruz. Ben başlattım bu projeyi de bakanlığım döneminde. Mühendislik eğitimini tanıtıyoruz. Mühendislik seçen kızlara burs veriyoruz üniversitede. Ve mühendis olduklarında da istihdamları noktasında destek oluyoruz. 2023'e kadar bir sürecek bir projeksiyondan bahsediyoruz. Evet, bir projeksiyon. Bütün alanlarda, ekonomide, kadının iş gücüne katılımında, sağlıkta, bugün bakın sağlıkta, kadın sağlığında çok önemli bir noktaya geldik. Çok önemli bir noktadayız. Özellikle işte kadının anne bebek ölümlerini azalttık. Bebek sağlığında çok Avrupa'nın, dünyanın takdir ettiği bir noktadayız. Doğum öncesi bakım hizmetlerini arttırdık. Ama Türkiye'nin önemli bir ilerleme kaydetmesi, düzeltme yapması gereken bir nokta var. Sezaryen doğum oranları. Bu noktaya da çok ciddi bir şekilde eğiliyoruz. Sağlık Bakanlığımızla işbirliği içerisinde. Bu konuda da politikalar üretip sezaryen oranlarının ki Türkiye'de %51-52'lere gelmiş durumda. Bu konuda muhalefet adayı Sayın İnce, ben
kadınlar sezeryen mi doğum yapacak, normal mi doğum yapacak, karışmayacağım diyor. Elbette biz de karışmıyoruz kadınlarımızın ne şekilde doğum yapacağına. Ama vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek zorundayız. Sezeryen doğumun hem anne için hem çocuk sağlığı için çok ciddi riskleri var. Çok ciddi riskleri var. Bunları anlatacağız insanlarımıza. Biz anlatacağız, onlar tercih edecek. Biz anlatacağız, onlar tercih edecek. Peki. Kimsenin tercihine müdahale etmeyeceğiz. Son bir grafik daha. Edinoğlu grafik de bir gelsin lütfen. 8,5 milyon engelli oldu tahmin ediliyor, bu bir tahmin. Evet, dedi. Evet. Bu grafik çok önemli. Bizim sosyal devlet anlayışımızın bir yansımasıdır bu grafik. Bakın 2002'de iktidara geldiğimizde 5000 olan engelli çalışan sayısını kamuda bugün 54 bine çıkarttık. Engelli memur. Dünyada ilk defa engelli kamu personeli seçme sınavını biz getirdik Türkiye'de 2012 yılında ve kendilerine uygun sınav sistemiyle kamuda çalışıyor engellilerimiz. Yine eğitimde öncelikle eğitim alacak engelli bireylerimiz. Eğitim aldıktan sonra istihdam geliyor. 53 binde engelli eğitim alan öğrenci sayımız 333 bine yükseldi. Çok daha bunları arttırmak için önümüzdeki dönemde erişilebilirlikle ilgili ciddi projeler yapıyoruz Veys Bey. Yine 50 bin liraya kadar karşılıksız hibe desteği veriyoruz. Kendi işini kuracak engelli bireylere. Tabii İşkur'dan girişimcilik eğitimi almış olanlara. Yine özel sektörde istihdamın önünü açtık engelliler için destek teşviklerle 104 bine kadar engellilerimizin özel sektörde istihdamını sağladık. Bakın engelli anneleri eskiden çocuklarını evden çıkartmak istemiyordu. Bir odada saklı tutuyordu. Biz ne yaptık? Engelli bireylerin engelli maaşlarını arttırdık. Çok arttırdık. Bugün %40'ın 40-70 arası 400 lira engelli maaşı, 70'in üzerinde engeli varsa 600 lira engelli maaşı alıyor. Yine engelli annelerine, engellisine bakanlara evde bakım desteği 1085 liraya yakın bir destekle 504 bin vatandaşımıza, engellisine ve yaşlısına, yaşlı olup da bakıma muhtaç olanlara, bakanlara da var. Engellisine ve yaşlısına bakana, ki çünkü engelliler ve yaşlılar en fazla ailelerinin yanında mutlu. Sosyal devlet anlayışıyla onlara da katkı sunuyoruz. Bugün 500 bin, 600 bin yaşlımıza yaşlı maaşıyla, ki bu maaşlarımızı 500 liraya çıkarttık. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta açıkladı. Aylık olarak maaşlarını alabilecek yaşlılarımız. Geçen hafta müjdesini verdi. 500 lira yaşlı desteğiyle yaşlılarımızın yanında kimseye muhtaç kalmadan yaşamalarını sağlıyoruz. Yine eşi vefat etmiş kadınlarımıza 275 lira aylık destekle bugün 300 bine yakın eşi vefat etmiş kadınımıza destek oluyoruz. Yetim, öksüz, muhtaç asker çocuklarına aylık 100 lira destekle destek oluyoruz. Yine muhtaç durumdaki asker evlatlarımızın ailelerine destek oluyoruz. Tam bir sosyal devlet ilkesini hayata geçirmiş, sosyal politikalarda sessiz devrimi gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. Çok şükür. Bu nasıl oldu? Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun kararlı duruşuyla, bizlerin gayretiyle oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde de sosyal devlet anlayışıyla daha fazla insanımızı kucaklayacağımız, insanımızın refahını, huzurunu arttıracağımız bir dönemi yaşayacağız. Birkaç müjdemi de buradan vereyim. Yeni birkaç projemiz. Çoklu doğum yapan kadınlarımıza, ihtiyaç sahibi kadınlarımıza, çoklu doğum yapan kadınlarımıza çocuk başına 150'şer lira vereceğiz. Bunlar ilk kez bunları kamuoyuyla paylaşıyorum. Çoklu doğum yapan kadınlarımıza çocuk başına 150 lira. 200, 300, 400. Her ay. Evet, aylık. Çocukları 2 yaşına gelene kadar olacak. Her ay vereceğiz. O ayın belli bir standartı olacak tabii. Nasıl? Belli bir standartı tabii ki, olacak. Tabii ki belli bir gelir kriteriyle vereceğimiz. Ama çok zor bir şey. Yani gelir durumu düşük olduğunda çoklu doğum yapan insanların tabii yaşadığı sıkıntılardan dolayı böyle bir yeni politika geliştirdik. Yine başarılı olmuş, şartlı eğitim yardımından faydalanıp da başarı göstermiş öğrencilerimize, biliyorsunuz şartlı eğitim yardımı ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde de başarılı olanlara biz yeni bir destekle burs vereceğiz. Lise ve üniversitede başarılı çocukları özellikle teşvik ve takip. Hem şartlı eğitim yardımı alanları teşvik edeceğiz, hem de o çocuklarımızın takibini yapmış olacağız inşallah. Bunlar önümüzdeki dönemde vatandaşlarımıza yapacağımız güzel projelerimizden birkaç tanesi inşallah.
Yurtlar yapmaya devam edeceğiz. 45 bin kız çocuğumuz için yurt yaptık bugüne kadar Aile Bakanlığı olarak. Niçin? Çünkü kızını devlet yurdundan başka yurda yollamayıp okula göndermeyen babalar olmasın, kalmasın diye. Her kız çocuğumuz okusun istiyoruz. Bunun için ben Aile Bakanı olarak geçtiğimiz sene 19 yurt yaptım, hizmete açtık. Bunlara devam edeceğiz. Biraz bakanlığın dışına çıkalım mı? 9 nolu video bir gelsin. Çok var ama bakanlıktan. This is the land of Turkish Republic. So you should let us enter it. I told you many times. Hollanda'da. Evet, sesi biraz kısalım. Hollanda'da yapamadığınız meeting ya da program. Buradan şuraya varacağım. Bir kez daha yasak yani sizlerin de bütün... Sadece Sayın Cumhurbaşkanı Bosna Hersek'te gurbetçileri topladı. Evet. Orada bir miydim? Burada da şuraya varmak istiyorum. Bir yıl sonra aynı tablo devam ederken bir dönem AK Parti dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı da yaptınız. Bu 20, sanki Almanya'dan mesela daha olumlu mesajlar gelirken Avusturya'dan ama işte imamların sınır dışı edildi filan da görüyoruz. Bu Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti iktidar devam ederse her değişecek ya da devam etmese bile değişecek bir durum mudur, geçici bir durum mudur? Yoksa Avrupa Birliği bu şekilde artık bu şekilde devam edip gider mi bu iş? FETÖ meselesi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Avrupa'da bu yapılanlar demokrasiye tamamen aykırı. Bugün evet bize Avrupa'da miting yapma yasak. AK Parti'nin mitinglerine izin verilmiyorken terör örgütünün uzantısı siyasi partinin sadece Almanya'da 50'nin üstünde toplantı, organizasyon, miting yaptığını biliyoruz. Ben buraya özellikle vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Yine CHP'nin Avrupa'da, Almanya'da birçok toplantı, onlarca toplantı, organizasyon, miting yapmasına izin veriliyor. Bize izin vermeyen Avrupa bugün AK Parti iktidarına, AK Parti'ye kapılarını kapatan... Size niye izin vermiyorlar özellikle? Büyüyen, gelişen Türkiye'yi istemiyorlar. Bu çok açık artık Veys Bey. Bugün Türkiye bizim iktidarımız döneminde tam 3,5 kat büyüdü. Dünyanın en büyük 10 mega projesinden 6'sı Türkiye'de. Bakın 3. Havalimanı projesi bugün açılacak inşallah Ekim ayında. En önemli havalimanlarından biri olacak. Stuttgart, Hamburg, işte Paris, bütün o geçiş noktalarının birçoğunu belki de Türkiye üzerinden, İstanbul üzerinden olacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Türkiye çok daha büyük ve güçlü bir ülke artık. Ve biz 15 yılda ülkemizi 3,5 kat büyüttük ve dünyanın 17. büyük ekonomisi haline getirdik. Önümüzdeki dönemde de bize izin vermeseler de ben inanıyorum ki milletimiz bu ikircikli oyunu görüyor. Milletimiz Avrupa'nın bu tutumunu görüyor. Bugün Avrupalı vatandaşlarımız oy kullanmaya başladılar 2 gün önce. Ben inanıyorum ki bütün bu yapılanları gören hem Avrupalı Türk vatandaşlarımız hem yurt içindeki vatandaşlarımız, HDP'ye izin veren, CHP'ye izin veren Avrupa'nın AK Parti'nin kampanyasına izin vermemesinin arkasındaki oyunu bizim vatandaşlarımız görecektir diye düşünüyorum. Peki. Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini istemeyenler Türkiye'ye set çekmek için bize izin vermiyorlar. Ama milletimizin desteğiyle biz inşallah yine seçileceğiz, başaracağız ve Türkiye'yi kat be kat önümüzdeki dönem 2 kat daha büyüteceğiz. Şu fotoğrafla kapatalım, onunla da fotoğraf bir gelsin. Bitti mi? Bir sürü şey vardı. Bu da... Ufaklığın adı ne kadar tatlı kızı. Ayşe Zeynep. Ayşe Zeynep. Bir sene önce. Kaç? Bir sene önce. Daha bir tam bir sene önce. Referandum. Referandum günü. 16 Nisan günü bu. Evet, Allah sizlere evet, bağışlasın. Sağ olun. Bu fotoğrafla da kapatalım istedik. Yani hesaplayabiliyor musunuz? Ya da ne bileyim işte haftada bir gün tam zaten ayıramıyorsunuz. Benim işte fantastik bir soru ama ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz bu haftada? Vallahi haftada ne kadar öyle hesaplamadım hiç ama şunu söyleyeyim, eşim çocuk psikiyatristi uzmanı. Aa, tamam. Yani her zaman bana ilk oğlum doğduğu günden itibaren söylediği, çocukla geçirdiğin vakti kaliteli bir şekilde geçirdi. Yani çocukla vakit geçirirken en önemlisi kaliteli vakit geçirmek. Yani o an sadece çocuğunuza odaklanıp. Onu yapabiliyor musunuz? İşte onu yapmaya çalışıyorum. Hani telefonu artık biraz sesini açıp uzağa koyduğum, telefonun yakınımda olmadığı ve sadece çocuk
çocuklarımla vakit geçirebileceğim, şu an seçim döneminde tabii ki mümkün değil. Çok az görüyorum onları. Gece uyurken görüyorum, öpüyorum. Eve gittiğimde sahurdan sonra gidiyoruz çünkü eve öpüp kokluyorum. Sonra da yine sabah seçim çalışmalarına dönüyoruz ama... Oğlan kaç yaşına geldi? Oğlan 2011 doğumlu. Maş, 7 yaş. Ama 3'e geçti. Maşallah. Erken verdik okula. Bakalım. Evet. Güzel ailemiz en büyük huzur kaynağımız. Evet, şüphesiz. Biz Aile Bakanlığı olarak büyük bir aile izliyoruz ama huzur önce insanın kendi çekirdek tabii ailesinden başlayıp sonra dışarıya doğru yansıyan bir şey. Bir tahmin alayım. 24 Haziran herhalde akşam 11 gibi tablo çıkar. 25 Haziran için diyeyim hadi. Bir tahmininizi alayım. Hem İnşallah Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin yeni sistemin ilk başkanı yapacağız. Milletimizin vereceği destekle. Ben ama vatandaşlarımıza son bir şey söylemek istiyorum. Lütfen ben vermesem olur diye düşünmeyin. Bir oy bile çok kıymetli. Güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızı seçmek için tüm milletimizin desteğini istiyorum buradan. Özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin desteğine talibiz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız kadınların ve gençlerin her zaman önünü açan, onların siyasette her alanda daha üst makamlarda olması için destek veren, yol açan bir lider. O yüzden kadınların ve gençlerin de Cumhurbaşkanımıza desteği bizim için çok çok kıymetli diye düşünüyorum. Yüzde ben anketör değilim, yüzde vermeyeyim ama yani iyi bir şekilde olacak inşallah diye umuyorum. Yani yüzde vermeden. Mecliste de çoğunluğu alacağız inşallah. Parlamentoda. Sonrasında da 25 Haziran aşağı yukarı bir ay içerisinde yeni yapı, yeni yapılanma. Evet, hepsi belli olacak. Evet, inşallah. Peki efendim, Sayın Bakan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Yani sahiden çok yoğun. Yani bir taraftan devlet yönetiyorsunuz, bir taraftan da politika yapıyorsunuz yaklaşan seçim. Arada bize vakit ayırdınız, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun. Sayın Bakan'ın hatırlattığı bir şeyi belki kapanışta hatırlatmakta fayda var. Bir, yarın bir gün bayram tatili başlayacak. Bayram tatilinden sonra... ben şunu da bir birleştirivereyim, nasıl olsa okullar da kapandı demek yerine demokratik bu hakkımızı, yani oy kullanma hakkımızı, kime oy verecekseniz kullanmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Bakalım nerede ekranlarınız olacağız. Yarın büyük bir ihtimal Diyarbakır'da olacağız, sonrası önümüz bayram, mübarek Ramazan'ın da bitmesine şurada birkaç gün kaldı. Şimdiden de hayırlı Ramazanlar dileyim, bayramlarınızı da tebrik edeyim bu vesile. Bir başka yayında, bir başka akılda kalanda tekrar ekranlarınızda olmayı dileriz efendim. Hoşça kalın, iyi bayramlar. Yönetime el koyun.